Nerede ve nasıl oy kullanacağım? Nerede oy kullanacağınızı E-Devlet kapısından, YSK.gov.tr adresinden, YSK mobil uygulamasından ya da YSK çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu bilgi adresinize gönderilecek olan seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Oy kullanmak içinse Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, YSK tarafından belirlenen resimli ve resmi nitelikteki kimliğinizi yanınıza alınız. Sandık kurulu başkanına kimliğinizi veriniz, ardından oy zarfı ve oy pusulalarıyla mührü alarak kapalı oy verme kabinine giriniz. Oyunuzu kullanarak oy pusulalarını zarfa koyup sandığa atınız ve imza atmayı unutmayınız. Oyunuzu kullanın. Oyları geçersiz kılan haller. Evet, tercih mührü basılmaması, birden fazla ittifaka, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye veya adaya mühür basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulası üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi veya parmak izi basılmış olması, oy pusulasının belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması hallerinde oyunuz geçersiz sayılır. Seçim güvenilirliği ve şeffaflık. Seçimde yarışanlar da, seçimi yapanlar da siyasi partilerdir. Oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde görev yapan 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesi, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlenir. Sandık sonuçları sandık kurulu tarafından tutanak altına alınır, bir örneği siyasi parti üyelerine verilir ve hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asılır. Oyların seçsise girilmesi ve birleştirilmesi de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştirilir. Seçsise girilen bu veriler YSK'ya ulaşır ve eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılır. Seçim sonuçlarının ilanı. Seçimde yarışanlar da, seçimi yapanlar da siyasi partilerdir. Sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir sureti sandığın konulduğu yere asılır ve birer sureti de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleriyle hazır bulunan müşahitlere verilir. Sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanakları siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenir ve bu tutanaklar eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılır. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK.gov.tr internet adresinden vatandaşlarımızın erişimine açılır. Şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir seçim.